Diyalize bağlandıktan sonra iyileşme umutları yoktu. Çünkü Senegal'de organ nakli yapılmıyordu. Senegal'de 1600 civarında hastanın diyaliz tedavisi almakta olduğunu ve bunların önemli bir kısmının da organ nakli için aday olduğunu görmekteyiz. Türkiye Organ Nakli Vakfı koordinasyonuyla Batı Afrika'da ilk organ nakillerinin yapılması için harekete geçildi. 11 kişilik gönüllü sağlık ekibi Senegal'e gitti. Ameliyat Senegal'in başkenti Dakar'daki hastanede gerçekleştirildi. 54 yaşındaki Ada uzun süredir diyaliz hastası ve artık nakil bekliyordu. Kardeşi Ava eğer bir gün Senegal'de organ nakli gerçekleştirilirse kendisine böbreğini vereceğine söz vermişti. Şimdi o nakil için saatleri sayıyorlar. Bugün kardeşime verdiğim sözü yerine getirebildiğim için çok mutluyum. Geleceğe umutla bakabiliyorum. Çok hareket edemiyorum. Kardeşim sayesinde bunu yapabileceğim. Türk cerrahlar öncülüğünde 3 hastaya yapılan böbrek nakli operasyonları başarıyla tamamlandı. Böbrek nakli hep yaptığımız ama burada başkasının yapmasına ön ayak olmak gerçekten daha ciddi bir sorumluluktu ve gayet başarılı sonuçlandı. Az önce ilk bakımımızı yaptık. Çok güzel geçti. Bakın herhangi bir problem yaşamadan bakıyı sonlandırdık. Buradası için çok önemli bir olay bu. Çünkü bugüne kadar henüz hiç nakil yapılmamış. Senegal'deki sağlık personeline daha önce organ nakline ilişkin Türkiye'de eğitim verilmişti. Bu kez Türk hekimler Senegal'e giderek organ nakli ameliyatı yaptı. Bu bilgi ve birikimini Türkiye hedef ve öncelikli ülkelerde kapasite geliştirme programları çerçevesinde kullanmakta. Benim için çok onur verici bir şey ve bunun öncüsü olmak çok mutluluk verici bizim için. Türk doktorlar ekibine Senegal halkı adına çok teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük bir şey yapılıyor burada ve umarım biz bu işi genişletebiliriz, devam ettirebiliriz. Türk hekimlerinin başarısı bölgede yeni organ nakli ameliyatları için öncü olacak.